Fenerbahçe'de daha önce de aslında konuşulan bir konu olduğunu söyledi Başkan Ali Koç. Yönetim kurulunda değerlendirilen bir konu olduğunu, buna çok sıcak baktığını dile getirdi. Camianın da tamamının ya da çok büyük bir bölümünün teveccühü olduğu takdirde bu durumu yapabileceklerini, çok güçlü bir şekilde değerlendirebileceklerini söyledi. Stadın adının Atatürk Stadyumu olması önerisini değerlendireceğiz dedi Başkan Ali Koç. Nasıl yorumlarsınız süreci? Ya şimdi bir Atatürk'e olan sevgimiz, saygımız, onun bu ülke için, hatta bir adım ileriye gideceğim, örnek olması adına dünya için yaptıklarını ben apayrı bir yere koyuyorum. Onun adını ne kadar çok yere verirsek ben şahıs Ahmet Akçan olarak o kadar büyük keyif alacağım bundan, o kesin. O yüzden Fenerbahçe'nin de bu olaya böyle bu kadar iyimser bir şekilde, iyi şekilde yaklaşmalarını da takdirle karşılıyorum. Hı hı. Ama şu olay var. Bizim Atatürk'ün şu an bize emanet ettiği bu ülkeyi daha da ileriye taşımak için onun fikirlerini pratikte uygulamaya geçirmemiz her şeyin önünde geliyor. O yüzden ben yaşamını bu şekilde düzenlemeye çalışan bir insan olarak keyif aldım tabii. Ama bir daha söylüyorum, kendi de söylemiştir zaten. Önemli olan onun fikirlerinin tamamıyla pratikte insanlığa, ülkeye hizmet olarak tamamıyla pratikte uygulanması. Bu 100. yılda da hepimize bu konuda çok büyük görevler düşüyor kanısındayım. Ayrı Beşer. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelmesi hadisenin başka bir anlam ifade eder. Bunu Fenerbahçe camiası böyle bir şeyi gönülden arzular. Daha doğrusu bütün camialar böyle bir şeyi gönülden arzular diye düşünüyorum. Tabii benim aklıma işin bir başka boyutu daha geldi. İyi ki şu son dönemlerde onu tartışmıyoruz. İşte Atatürk Fenerbahçeli miydi, Beşiktaşlı mıydı, Galatasaraylı mıydı? İşin belki o tarafı da tartışma konusu olacaktır. Şayet hani mevzuatla ilgili bir sıkıntı yoksa pekala kabul görecek, kolaylıkla gerçekleştirecek bir uygulama olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de transfere dair de konuşacağız sevgili seyirciler. Sarı lacivertli kulübün hem kulüp içi gündemi var hem bir yandan transfer çalışmaları olduğuna dair haberler bizlere ulaşıyor. Bir stoper takviyesi için Fenerbahçe'den adım gelebilir. Fenerbahçe CSKA Moskova forması giyen Willian Rocha'nın durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre sarı lacivertliler bu oyuncu için adım atabilir. Haberimizi izleyelim. Sonrasında belki isimden bağımsız olarak Fenerbahçe'nin takviyeye ihtiyaç duyduğu pozisyonları konuklarımızla değerlendireceğiz. Fenerbahçe stopere bir takviye yapacak gibi görünüyor. Hocam bilmiyorum oyuncuyu izlediniz mi ama onun üzerinden değil. Belki genel stoper ihtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Bunun üzerinden de konuşabiliriz. Düşüncenizi merak ediyorum. Ya izlemedim. Yani bu dönemde ben çok daha fazla bizim ligimize konsantre oldum. Kaldı ki Süper Lig'le beraber TFF 1'i, alt ligleri de çok yakından takip ediyorum. Çünkü orada da işte Kerem gibi Süper Lig'e kadar çıkabilecek yıldız adayı fazla sayıda mevcut. Diğer taraftan da dünya futbolunun gelişimini takip etme amaçlı Avrupa'da izlenmesi gereken takımlar var. Hatta takip edilmesi gereken teknik adamlar da var. Futbola yön verenler çünkü onlar. O yüzden izleyemedim ama Fenerbahçe'nin bence bir stopere, hatta mümkünse İki stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jesus dönem dönem üçlü defans hattıyla oynuyor. Hatta sakatlıklar olmasaydı son maçlarda ikili oynamasına rağmen üçlü oynayabileceğine yönelik mesajları kendisi de vermişti. Diğer mevkiler için Fenerbahçe'de illa bir gereksinim var mı? Aslında çok yok. Neden? Yıldızlardan oluşan çok geniş bir kadronuz olsa bile onların uyumunda, takım oyununda sorun varsa, hele hele takımın kimyası bozulduysa şampiyon zaten olamıyorsunuz. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunun şampiyonluk yolunda yeterli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Stoper takviyeleriyle beraber. Üçlü oynayacaklarsa da kaliteyi arttırma adına şu an Serdar Aziz ve Zalai okey. Luan Perez ile Henrique'nin önde oynayan bir Fenerbahçe defansı için ne kadar ideal stoperler olduğu tartışma konusu. Ben onlardan daha iyileri
Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda daha büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yerli futbolcu sayısında da zaten bir sıkıntı yok. Dolayısıyla iki stoper de alsalar, o üç stoperin üçünü de yabancılardan kurabilir. Kaldı ki Serdar şu an iyi performansıyla zaten oynamaya adaylardan bir tanesi. Ya illaki sağ bekte Osayi var, Ferdi var. Sol beke bakıyoruz. Ferdi var, Ali Özki var. Yani Ferdi'yi her iki tarafa da sayıyoruz. Oraya zenginlik adına belki Jesus sol ayaklı, çok kaliteli bir sol bek dileyebilir. O konuda açıklamaları da vardı sezon başı ama onsuz da yoluna devam ediyor. Bence oraya takviye yapmasalar bile iyi iki stoper transferiyle Fenerbahçe şampiyonluğun en önemli adaylarından zaten biri ama iddiasını sürdürmeye devam eder. En net ihtiyaç stoper mi Fenerbahçe'de eğer takviye yapılacaksa, yani takımın kadrosu daha da derinleşecekse? Ya ihtiyaçtan bahsedeceksek Fenerbahçe ile ilgili hani konuşabileceğimiz pozisyon stoper pozisyonu. Onun dışındaki pozisyonlar belki hocamız söyledi, ben de işte sağ bek mi sol bek mi bir artı düşünülebilir. Belki sağ bek için de düşünülebilir. İşte solda Ali Özki biraz daha sol bek diyebileceğiniz bir oyuncu o anlamda. Ferdi oynuyor, biraz devşirme sol bek, işini iyi yapıyor, sağa koyuyorsunuz ama hani Ferdi'yi daha çok sol bek olarak düşünürsek sağ bek için belki artı bir alternatif oyuncu düşünülebilir Osayi'nin ötesinde, Osayi ile birlikte. Onun dışında şimdi stoper pozisyonunu ele aldığımız zaman hocam da aslında söylenmesi gerekenleri söyledi. Yeterli sayıda stoperi var Fenerbahçe'nin ama problem nicelik değil nitelik. Yani orada bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Takımın bütünündeki kalite sanki stoperde tam anlamıyla hayata geçmiş değil. Hani ikili oynadıkları zaman biz Serdar'la Samuel'i zaten ideal ikili olarak, Zalai'yi ideal ikili olarak nitelendiriyoruz. Hani kalkıp Serdar'ın son maçtaki hatalarından hareketle böyle bir ihtiyacı dillendirmek de çok sığ yaklaşım olur. Ama onun ötesinde işte diğer alınan stoperlere bakıyoruz. Orada bir yetersizliğin söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki enteresan olan şu, Fenerbahçe'nin en müzmin pozisyonu stoper. Orada çok kronik bir hal almıştı. Yani bir türlü aladığını bulamayan bir kulüp durumundaydı. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'nin en güçlü pozisyonuydu stoper pozisyonu bir dönem itibariyle. Kimin Fenerbahçe'de forma giydiği Zala ile birlikte. Maalesef yani oradan şimdi takım bütünlüğünde bir kalite yakalandı. Fakat stoper pozisyonu konuşulur hale geldi. Yani özetlersem evet stopere takviye yapılabilir. Bir mi yapılır iki mi bilmiyorum ama bir takviye gerekir diye düşünürüm. Onun ötesinde ben de işte söylediğim gibi bek, artı bir bek zenginlik oluşturmak adına artı bir bek takviyesi dışında Fenerbahçe'ye yeni bir oyuncu transferini gündeme getirmek bana anlamlı gelmiyor. Şimdi forvet için yeterli sayıda oyuncu transfer etmişsiniz. Batshuayi'yi en son almışsınız. İşte kanatlarınızda yeterli adette ve kalitede oyuncu var. Aynı şekilde orta sahada çok sizi rotasyonlu oynatabilecek kalitede var. Oyuncular var. Hem benzer özellikleri olan hem farklı özellikleri olan farklı farklı pozisyonlarda yönetebilecek. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin konuşması gereken ya da transferi en az konuşması gereken kulüp bana göre Fenerbahçe. O konuda hemfikir misiniz hocam? Yani transfer gündemine Fenerbahçe'nin bu kadar girmesine gerek yok diyebiliyor musunuz? Bence yok. Zaten stopera saydım. Soldaki söylememdeki nedenlerden destek olsun diye bir tanesi de şu. Dönem dönem Lincoln'u sol bek pozisyonunda da kullandı hoca. Yani biraz hocanın felsefesini bildiğimi düşündüğüm için ileride oyuna genişlik kazandırma adına tamamıyla iki bekini de hücuma göndermeyi, yani iki tane ofansif bekle oynamayı seven bir anlayışa sahip Jesus. O yüzden o genişliği de sol tarafta sol ayaklı, sağ tarafta sağ ayaklı bir beki oynatarak daha rahat elde ediyorsunuz. Tabii bir de işin ekonomik yönünü düşünmek lazım. Bakın bu dönemde herkes transfer diyor. Ama eğer ekonomik yön tamamıyla olumsuza gidiyorsa, bütün kulüplerimiz için bence bu geçerli.
yarın öbür gün çok daha farklı sıkıntılar da karşımıza çıkıyor. Ama Fenerbahçe'de ısrarla söylüyorum, şu an Jesus'un varlığı, onun takım üzerindeki hakimiyeti, onların yaptığı bence en önemli transfer. Zaten bu anlayış varsa futbolculardan otomatikman %100'e yakın performans alıyorsunuz. Fenerbahçe'nin kadrosu da şu an bence yeteri kadar geniş. Orta saha dahil, forvet dahil. Oralara ben olsam hiçbir transfer yapmam. Hatta bazen takıma zenginlik kazandıracağım diye yaptığınız transferler size zarar bile verebiliyor. Takımın yapısını, kimyasını olumsuz yönde etkilediği için. Geriye evet ama orta saha ve forvet hayır.